anayasa, yeni bir anayasa kim için ihtiyaçsa o ihtiyacın sahipleri hem bu anayasa için bir yol haritası, yürüyüş planı hem de bunun içinde gerçekleşeceği bir düzenek önerisinde bulunmalıdır. Bunun için sistematik olarak ısrar etmelidir. Eğer eninde sonunda bu gerçek olmazsa bile bir demokratik birikim arkada kalmış olur. İkinci round bunun üzerinden başlar. Ben o çerçevede baktığımda Türkiye'de henüz bir anayasa yapma olgunluğuna gelmiş olmadığımız kanaatindeyim. Birincisi toplumsal taraflar arasında bir uzlaşı ruhu yoktur. Başbakan bu toplumsal o ifade ediyorsa eğer partisinin görüşlerini ki o ediyor. Bir muhatap almama ruh hali içindedir. Yani kendi partisi dışında, kendi taraftarları dışında, kendi oluşturduğu %47'lik, %48'lik çoğunluk dışında kalanları herhangi bir tartışmanın muhatabı kılmadığını, tanımadığını, böyle benimsemediğini gösteren sonsuz sayıda sinyal vermektedir. Ve bütün bunlar bir yeni tartışma iklimini kurmamaktadır. Başbakan'a göre ana muhalefet partisi yoktur, suçludur. Zaten tarihin çöplüğüne atılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi kimi zaman dostu, kimi zaman düşmandır. Barış ve Demokrasi Partisi ise terör uzantısıdır. Hal böyle olduğuna göre bunlarla ne anayasası yapılabilir? Demek ki anayasanın tarafları oluşsun diye gösterilen bir çaba yoktur. Fakat ne kadar tuhaf, aslında dışlananlar şu an çoğunlukturlar. Yani toplumun %53'ünü oluşturmaktadırlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin henüz genel seçimlerde aldığı sonuçtan başka resmi, ölçülmüş, biçilmiş, sayılmış bir başka sonucu var. Onlar toplumun %47'sinin oyunu aldılar seçime katılanların. Geri kalanlar da %53'ü. Şimdi hal böyle olduğuna göre o zaman demek ki aslında çoğunluk o tarafta değil. Ama meclisteki çoğunluk partisi bu süreci yönetmek, bunu bir yeni anayasa ruhuyla karşı tarafı tanıyarak ve bunları da bir anayasa kuruculuğun ortağı kılarak bir anayasa yapma yolunu seçmiyor. Birinci nokta bu. İkinci nokta bir çatışma ve savaş hali sürmektedir. Şaka değil. Sadece bu geçtiğimiz yıl başından bugüne kadar 300'ü aşkın asker, polis, gerilla, köy korucusu ve sivil yurttaşımız hayatını çatışmalarda kaybetmiştir. Bu çatışmaların derinleşerek süreceği görülmektedir. İkincisi, Barış ve Demokrasi Partisi'ne ve onun müttefiklerine karşı tutuklama ve bastırma harekatı sürmektedir. Üçüncüsü, Türkiye komşularıyla savaş hazırlıkları içerisindedir. Başbakan, hepiniz biliyorsunuz, daha geçen gün Yüksek Askeri Şura'da yaptığı konuşmada ordunun harbe hazırlıklarını gözden geçirmesi talimatı verdi. Demek ki çatışma var, dışlama var ve savaş ihtimali var. Çatışma, dışlama ve savaş ihtimali ve buna göre yapılan hazırlıklar bağlamında özgürlükler geminin bordasından aşağı atılır. Özgürlükleri içeren, özgürlüklere hakim sözü tanıyan bir anayasa bu iklimde yapılamaz. O yüzden belki de büyük ihtimalle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iradesinde bir zayıflama vardır. Ama daha da kötüsü, bu irade olsaydı, anayasa bu koşullar altında yapılabilseydi, militarizmin, savaşın, dışlamanın, otoriterliğin izlerini taşıyacaktı. Eğer meclis yapacak idiyse bu anayasayı yapacaksa sonuçta çok zor değildir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisten eksik olan 3 de bir üyeleri de hayatını kaybetti. 4 üyesinin yerine yeni 4 üye daha bulması ve bunu bir referanduma
taşıması pekala mümkündür. O zaman bu şartlar altında bana sorarsanız yapılacağına yapılmıyor olması iyi olacaktır. Tabii bu şunun değişmeyeceğini varsayıyor benim söylediğim. Otoriterlik eğilimi, savaş ve dışlama eğiliminin süreceği ve mukabil itirazların, buna karşı getirilecek eleştirilerin hiçbir şekilde tanınmayacağı, kabul edilmeyeceği varsayımına dayanıyor. Eğer burada bir çözülme başlarsa, buradan bir rücu, geriye doğru bir adım başlarsa ne ala, o zaman bütün bu söylediklerimizi yeni baştan gözden geçirebiliriz. Ama benim gördüğüm kadarıyla böyle bir anayasacılık ruhu burada çok gözükmüyor. Peki ama gene de biz bazı normlar koyamaz mıyız? Kendi taleplerimizi ifade ederken koyabiliriz. Bence bu normları koymalıyız da. Çünkü aslında bu Türkiye'de yaygın ve geniş, güçlü bir muhalefet bloku oluşmasına da yardımcı olacaktır. Bakın bunu söylediğimin önemini şöyle ifade etmek isterim. Eğer benim fikrim tabii bu, başka kimseyle danışmadım, kimse adına söylemiyorum, kendi düşüncemi söylüyorum. 12 Eylül referandumunda, 12 Eylül 2010 referandumunda Adalet ve Kalkınma Partisi bu anayasa değişikliklerini oylamaya taşımada yalnız bırakılsaydı, geri kalanların tümü bir boykot cephesi oluşturmuş olsalardı, şimdi bu anayasanın kabullenilmesi üzerinden oluşmuş bulunan saflaşmalar yerine anayasayı kabul eden Tayyip Erdoğan ve partisi o tarafa, diğerleri bu tarafa diye son derece güçlü ve radikal bir muhalefet bloku pekala oluşmuş olacaktı. Bunun üzerinden yeni atılımlar yapmak, birbirine bakmak, birbirinin taleplerini değerlendirmek ve içselleştirmek pekala mümkün olabilirdi. O zaman fırsat kaçmış olabilir. Bugün bu fırsat bence denenebilir ve denenmelidir. Dolayısıyla bir ortaklığa zemin sağlayacak bir talepler silsilesini oluşturmak muhalefetin bütün eğilimlerinin işi ve görevidir. Çünkü sonuçta hayat partilerden ibaret değil. Biz mecliste işte 4 partiyiz ama mecliste temsil edilmeyen onlarca parti var. Biz mecliste temsil edilmeyen sosyalist partilerin hiçbirini mecliste ittifaklar dolayısıyla temsil edilen sosyalistlerden daha az değerli görmüyoruz. Onların fikirlerine ihtiyacımız var. Onlarla tartışmaya ihtiyacımız var. Yeşillerle, ekolojistlerle tartışmaya ihtiyacımız var. Feministlerle, sosyalist feministlerle tartışmaya ihtiyacımız var. Alevilerle tartışmaya ihtiyacımız var. Ve bütün bunların, bu tartışmaların yapılabilmesi partilerden çoğunu varsayar. Partiler hayat siyasetten çok daha yaygın ve geniş bir şey ve bir anayasa sadece siyaset üzere olmaz, her ne kadar kendisi siyasi bir metin de olsa. O yüzden bütün bunları ortaya çıkartacak bir yeni ortaklık ve tartışma zeminini örmek çok önemli. Ben burada yapılan bu tartışmayı da onun bir parçası sayıyorum. Muhalefet burada kendi dinamiğini ve kendi sözünü kurabilir ve kurma iradesi göstermelidir. Öyle baktığımız zaman demek ki bazı talepleri müştereken kurabiliriz ve bunları kayıt altına alabiliriz. Bana sorarsanız eski anayasa olduğu gibi bir yana konmalı ve yeni bir anayasa yapılmalıdır. Ne divacesi, ne birinci maddesi, ne ikinci maddesi, ne üçüncü, ne sonuncu maddesi bir anayasa yazımına örnek teşkil etmemelidir. Sebebi şudur. 12 Eylül anayasası kaçınılmaz olarak 12 Eylül askeri diktatörlüğünün ruhunu, onun baskıcı tabiatını, onun devleti fetişleştirmesini, onun güvenliği, özgürlüğün üzerine koymasını taşımaktadır. Ne kadar reforme ederseniz edin, orasından, burasından, o maddesinden, bu maddesinden bunların tamamı patlak vermektedir. Dolayısıyla birincisi bu anayasayı bir yana bırakmaktır. İkincisi, mevcut anayasa altında hak ve özgürlüklerin genişletilmesi için bir kampanya içinde olmalıyız. Terörle mücadele yasası, basın yasası, partiler yasası, seçim kanunu, akla gelebilecek bağlantılı diğer yasalar, %10 barajı kaldırılmadıkça, ifade özgürlüğünün önü açılmadıkça olgun bir tartışma yapamayız. Dolayısıyla hem bu
talebi ileri sürmeliyiz. Hem de öbür taraftan bunun sınırlarını, bu yasaların sınırlarını aşmaya gayret etmeliyiz. Yani şu, ne demek istiyorsak onu demeliyiz. Bu bakımdan milletvekilleri size yardımcı olmalıdırlar. Her yerde tekrar edebileceğiniz sözleri mecliste söylemelidirler ki siz onların üzerinden gidebilmelisiniz. Dolayısıyla meclis ile meclis dışı arasında böyle bir diyalektik oluşturmamız lazım. Bütün bunların içerisinde kendi anayasa talebimiz de şekillenmeye başlar. Birincisi, devletin yurttaşlarla ilişkisi bakımından devlet yurttaşların hizmetkarı olduğunu açıkça anayasanın birinci maddesine yazmalıdır. Ya da girişine yazmalıdır, neresine yazıyorsa yazmalıdır. İkincisi, bütün çağdaş anayasalarda 1789 devriminden beri olan bir hüküm anayasaya geri dönmelidir. Eski 1960 anayasasında vardı. Zulme karşı isyan en temel yurttaşlık hakkıdır. Bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda benimsenen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin girişinin 3. paragrafında da tekrar edilir. Eğer zalim bir yönetim tarafından isyana mecbur bırakılmamışlarsa yurttaşlar arasında barış kardeşlik diye devam eder. Şimdi bu zulme karşı isyan hakkı son derece önemli bir hüküm olarak içerilmelidir. Devamla devletin yurttaşlarıyla ilişkisinin hiçbir dine, dile, etnisiteye dayanmadığı, devletin hiçbir dinden olmadığı, hiçbir milliyetten olmadığı, hiçbir cinsten olmadığı, hiçbir inançtan olmadığı, devletin bütün bunlar karşısında kör ve sağır olduğu açık bir hüküm olarak yer almalıdır. Yurttaşlık öte yandan Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşların taşıdıkları kimlik ve çoklukları içerir diye bir hüküm burada yer almalıdır ki yurttaşlar kendilerini, kendi kimliklerini, kendi yaşam tarzlarını açığa vurmak veya vurmamak, bildikleri gibi yaşamak, korkusuzca yaşamak, nasıl dinlemişlerse o dilde konuşmak ya da eğitim görmek hakkına sahip oldukları inancıyla bu toplumun bir parçası olsunlar. Bu bahisler bence yaşamsal önemde. Ama en az bunlar kadar önemli olan başka hususlar var. Örneğin anayasa kadınları kayırdığını açıkça ortaya koymalıdır. Kadınların kayırıldığı, kadınların kayırılması gerektiği bir anayasa hükmü olmalıdır. Çocukların kayırıldığı ve kayırılması gerektiği bir anayasa hükmü halinde yer almalıdır. Doğanın kayırıldığı ya da aslında doğayla çatışan bir toplum olamayacağı olduğu takdirde toplumun çökeceğine dair açık bir hüküm, dolayısıyla bunu koruyan tedbirler anayasada yer almalıdır. Nihayet anayasa varlıklı, zengin ve güçlü olanların haklarını kısıtlamalı, varlıksız, yoksul ve altta olanların haklarını genişletmelidir. Böyle bir kurgu içerisinde olmalıdır. O zaman hala mevcut düzen, mevcut iktisadi düzen işlese de bu mevcut iktisadi düzenin mağdurlarının o iktisadi düzeni değiştirmek için kendilerini geliştirmek, söz ve hak ve yetki sahibi olabilmek için bir anayasal güvenceye kavuşmaları mümkün olacaktır. Tabii ki bu anayasa daha temelden ırkçılık ve faşizmi suç olarak ilan etmelidir. Kadına karşı şiddeti, işkenceyi insanlık suçu olarak ilan etmelidir ki yurttaşlar, altta olan yurttaşlar kendilerini bir demokrasi kurmak bakımından donanıyor hissetsinler. Şimdi bu söylediklerim daha şimdi şu söylendiği haliyle bile kimi uzlaşmalar içermekle birlikte bir dizi tartışmanın sonucunda başka uzlaşmalara biz götürülmek istenebiliriz. Ama bence burada durmalıyız. Bundan çoğunda uzlaşmak yerine o zaman bunları içermeyen bir anayasaya hayır deme hakkını elimizde tutabiliriz. Onun nasıl değiştirileceği hakkında da elimizde bir yol haritası olabilir. İdari bakımdan bu anayasa açık ve seçik olarak Türkiye'de
yurttaşların kendi kendilerini yönetme hakkını en başa almalıdır. Bunun ne şekilde cereyan edeceği konusu tamamen bölgesel tartışmalara, yurttaş gruplarının tartışmalarına bağlıdır. Ama bu bakımdan Avrupa'da ve dünyada elde edilmiş olan bütün ilerlemeleri bu anayasa içermelidir. Malum tartışma, bu konuda nerede duruyoruz ve anayasa bunu nasıl içerebilir sorusuna cevap olarak. Anayasa özerkliği içermelidir. Sadece ve sadece Kürt halkının özerkliğini değil, merkezden özerk yaşamak isteyen bütün çevre, bölge ve yurttaş topluluklarının özerkliklerinin önünün açık olduğuna dair bir hüküm içermelidir. Tıpkı İspanya Anayasası'nda olduğu gibi. Bunun için Türkiye'nin her yerinde bir anda uygulanmaya başlaması gerekmez. Bana sorarsanız Türkiye'de bir özerklik inşası bakımından elde olan somut, görünür, etrafında bir kitle iradesi oluşmuş talep Kürt halkının özerklik talebidir. Başka özerklik talepleri de olabilir. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu varmış gibi de davranamayız, hiç olmayacak gibi de davranamayız. O yüzden İspanyolların yaptığını yapmak bana akıl kârı geliyor. Bu bölgeler özerktirler. Yeni özerklik talepleri de bunun ışığında değerlendirilecektir demek kafi olabilir. Bundan çünkü sözünü ettiğimiz özerklikler sadece bir yerel yönetim, belediye özerkliği değil, aynı zamanda bir siyasi özerklik de içermektedir. Bask ülkesinde, Katalonya'da olduğu gibi ya da Fransa'nın kimi bölgelerindeki daha düşük düzeyli özerklikler ya da Almanya'nın federal yönetiminde olduğu gibi bütünüyle ayrı yapılar. Ama bütün bunları bir araya getiren üniter devletler. Dolayısıyla bizim açımızdan anayasa tartışmasında üniter devlet esas tartışma değildir. Devletin üniterliği özerk bölgelerin hatta federasyonun olmasını bile engelleyen bir şey değildir. Üniterlik şununla ilgilidir. Bir devlet içerisinde bir devlet mi var, birden çok devlet mi var tartışmasıyla ilgilidir. Birden çok devlet isteyen şu an için yoktur. Dolayısıyla bir üniterlik tartışması da yapmıyoruz. Toprak birliği ya da sınırlar konusunda bir tartışma da yapmıyoruz. Dolayısıyla anayasanın değişmesin denilen kimi maddelerindeki kimi hükümler zaten işin ne diyelim doğal mantıki sonucu olarak bir tarafta duruyor. Ama bütün bunların içerisine sıkıştırılmış olan merkezi devlet ve merkezi devlete bağlı vilayetler idaresi yerine yurttaşların kendi kendilerini yönettikleri öz yönetimler ilkesine geçiş bence bizim açımızdan demokrasinin tesisi ve inşası için en önemli kilometre taşları olarak görülüyor. Şimdi bütün bunları bir anayasa sistematiği içerisinde tartışmak anayasacıların meselesi. Ben anayasacı değilim. Ama Türkiye'nin anayasa pratiğini yakından biliyorum. Türkiye'nin anayasa pratiğini değerlendirdiğim zaman da hakikaten çokça tekrar ettiği gibi bizim blokun 1921 Anayasası'nın aslında bu söylediklerimize en yakın ifadelerle bezenmiş olduğunu görüyoruz. Daha baştan muhtariyetlerden söz edildiğini, hatta ilçelerin bile özerkliğinden söz eden, vilayetler ve kazaların muhtariyetlerinden söz eden bir anayasal zemin var. Tabii bu anayasal zeminin meclisi de kendisine göre. O sadece yasa yapan değil, aynı zamanda yöneten bir meclis. Yani orada hükümet meclisin içindedir zaten, meclisten ayrı bir yapı değildir vesaire. Bütün bunlara dönüp bakarız. Bunlara ihtiyacımız var mı yok mu? Ama tarihin ilerlemiş olması, 1920'lerden 2020'lere doğru gidiyor olmamız, yani 100 yıllık zaman yolculuğu bize aslında çok fazla bir şeyin Türkiye'nin temel meseleleri bakımından değişmemiş olduğunu gösteriyor. Çünkü Türkiye'de birbirine benzemeyenleri devlet eliyle yukarıdan aşağıya birbirine benzetme, tekleştirme pratiğinin işlemediği yerde
dönüp en başa bakmak, bunlarla bir oydaşma, uzlaşma kurma çabalarına bakmak ve onların hukukunu tahlil etmek bizim için çok önemli. Belki de İspanya'ya bakmadan önce buraya bakabiliriz. O yüzden bize diyorlar ya, ya nasıl olur bu, nasıl düşünülür? Sanki 1982 anayasasından önce Türkiye'nin hiç anayasası yoktu. Mesela hatırlayacaksınız şu saçma tartışmayı işte, yemin tartışmasını. Ya nasıl olur bu, yemin edilmez falan, vay! Ya hiçbir zaman bu 82 ile bu günler arasında ki zamanın öncesinde böyle yemin edilmiyordu. Hiç böyle şeyler yoktu. Ta en evvelinde iki cümleden ibaretti. Diyeceğim, bu her şeyi donduran, kendiyle birlikte kalıplaştıran, zaman içerisinde kitleyen siyaset pratiği, devlet pratiği insanların düşüncelerine de kilit vurdu. O yüzden bence her şeyden önce hayal gücümüzü özgür bırakmalıyız. Kendimiz için en özgür hayatı talep etmeli. Bunun yasaya tercümesi olacak bir anayasa etrafında hareket etmeliyiz. Başkalarıyla bunun için uzlaşmak zorunda olmamız başka bir şey. Bizim daha en baştan uzlaşmayla işe başlamamız başka bir şeydir. Biz kendimiz için en lazım olanı, kendimizi içinde en özgür hissedeceğimizi isteyelim. Sonra başkalarıyla birlikte yaşama mecburiyetimiz dolayısıyla neresinde uzlaşırız ona bakalım. Ama daha en baştan ya sermayenin yolunu tıkamayalım, devletin işlerine engel olmayalım, yeni icatlar çıkarmayalım diye işe başladığımız zaman bize zaten ötekinden niye şikayet ediyorsunuz diye soracaklardır. O nedenle ben devletin, ulusun, halkın, yönetimin, siyasetin, hakkın, hukukun hepsinin yeni baştan tartışılacağı, değerlendirileceği, bir kere daha tanımlanacağı ve bizim yaşayan, çalışan, üreten, mücadele eden ve her şeyin yükünü ve zahmetini çeken insanlar olarak içinde yaşamayı isteyeceğimiz bir hayatın tanımı olabilecek bir anayasa için çaba gösterelim, bunu dillendirelim, bunun etrafında bir ortaklık kuralım. Ancak bu olursa bence mecliste, çünkü öyle gözüküyor, bu anayasa yapma işi meclise havale edilecek. Bu mecliste bunların tercümanı, neyin tercümanı olabileceğini bilecektir insanlar. Adalet ve Kalkınma Partisi neyin tercümanı olacağını biliyor. Ben size söyleyeyim. Cemaat, cemaate bağlı iş adamları, asker, polis ve Adalet ve Kalkınma Partisi etrafında kümelenmiş olan A. Onlar bunun tercümanı olacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi devlet ile toplum arasında bir yerde hem onu hem ötekini. Milliyetçi Hareket Partisi ise hiç aslında anayasa değişmesini istiyor. Şimdi biz neyin tercümanı olacaksak onun zeminini şimdiden kurmaya başlamalıyız. Bu olmadan meclisteki milletvekillerinin yol göstermesi ya da fikir taşıması söz konusu olamaz. Çünkü geriye dönüp kendi gittiği yolun doğru mu yanlış mı olduğunu her seferinde test edebilmesi için işin mecliste değil, işin burada, bu meclislerde tartışılması ve bitmesi gerekir. Şimdi bu çerçevede meseleye bakacak olduğumuzda toparlarsak eğer, bizim bir anayasal değişiklik, anayasa değişikliği serüvenimizi bir noktaya daha dikkat çekip ben bitirmek istiyorum. Bu da daha çok liberal anayasacıların bizim aramızda yayılmasını istedikleri görüş. O görüş şudur, aslında baktığımız zaman derler, demokrasinin en gelişmiş olduğu yerlerde öyle uzun anayasalar yoktur. Anayasalar kısacıktır. Mesela Amerikan anayasası 12 maddeden ibarettir. Britanya Krallığı'nın bir anayasası bile yoktur. O yüzden uzun bir anayasa yerine temel meseleleri kayıt altına alan çok kısa bir anayasa yazalım. Ben doğrusu bunun tarihin en ucuz liberal yalanlarından biri olduğunu söylemek isterim.
Çünkü söz konusu anayasa deneyimi esasen Britanya Krallığı'ndan kaynaklanan anayasa deneyimidir. Bunlar Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda ve Avustralya için söylenebilir. Oradaki adına anayasa, constitution denilen metinler kısadırlar ama son derece uzun, kapsamlı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na fark atacak genişlikte güçlü anayasal metinlerle desteklenmişlerdir. Öyle olduğu için de o anayasaları değiştirmek de çok zordur. O anayasa değişikliklerine ya da o anayasanın icbar ettiği pratikleri yapmamak da çok güçtür. Bize kısa bir anayasa lazım değil. Bize lazım olan özgürlükçü, eşitlikçi, öz yönetimci, katılımcı, kadını kayıran, doğayı kayıran, emeği kayıran, çocuğu kayıran, ezilen halkları kayıran bir anayasadır. Bunu ne kadar uzun yazarsak o kadar iyidir. Çünkü Türkiye'de öte yandan bu anayasayı uygulayacak olan yönetme erkini elinde bulunduran bürokrasi, polis, ordu, onlarla bağlı güçler, devlet daireleri, üniversiteler, okullar, hastaneler, bütün buraları yönetenlerin kafaları öylesine taşlaşmıştır ki o kadar gericidirler, o kadar militaristirler, o kadar ırkçıdırlar ki onları bildikleri gibi yapmayacakları, bildikleri gibi yaptıkları takdirde kendilerini kanun önünde bulacakları kadar sıkı, ayrıntılı, kurallar bütünüyle kuşatmak gerekmektedir. Her şeyden önce de sermayeyi, her şeyden önce de zenginleri ve kudret sahiplerini. O nedenle biz böyle bir anayasa talebiyle, bu başlangıçlarla oyuna girebiliriz.